Haber Zamanı'ndasınız. Haber Zamanı'nın ikinci bölümündeyiz. Candan Avunduk bizimle birlikte Sanayi Odası Başkanı. Ama onun öncesinde hemen bir Cumhurbaşkanlığı'na dönelim. Cumhurbaşkanlığı'nda önemli bir toplantı vardı. Bir onu getirelim ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Liderleriyle bu konuda ve tabii meclis başkanıyla bu bir üyenin şu an boş olan bir üyenin atanma tarihi seçim yasakları içine denk geldiği için 26 Nisan seçimlerine dönük olarak tespit edilen seçim yasakları dönemine denk geldiği için o atama yapılmamıştı. Benim arzum seçim sonrası bunu seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkacak olan her kimse onun bu görevi yerine getirmesiydi. Aynı zamanda şimdiki komisyon başkanı da yaş haddinden 2021 yılı Ağustos'unda emekli çıkacak. Dolayısıyla onun yerine de yine seçilmiş Cumhurbaşkanı atamasını yapsın şeklinde bir düşüncem vardı. Hem etik olarak da bunu uygun görüyordum. Ancak bu bir üyenin boşluğu geçmişte Anayasa Mahkemesi'ne konu olan bir dava nedeniyle komisyonun toplanmasını engelleyen bir durum yaratıyor. Ve bunun için atama yapılmazsa komisyon toplanıp çalışmalarını yapamayacak bir noktada. Ben daha farklı düşünsem de biraz önce anlattıklarım ışığında 11 Ekim'e kadar gidecek olan bir süreçte, daha doğrusu aşağı yukarı 11 Ağustos'a kadar gidecek olan bir süreçte, çünkü yeni seçim yasakları da 11 Ağustos'da başlayacak. Ama Ağustos ortalarına kadar olan devrede kamu hizmeti komisyonunun çalışamaz noktaya gelmesi söz konusu olacak. Bütün bunları değerlendirdik kendi aramızda ve sonuç itibarıyla benim bu atamayı yapacağımı diğer parti başkanları da onayladılar ve herhangi bir sorun yaşanmaması için kendileriyle bu konuyu paylaşmayı gerekli gördüm. Bunun dışında bu toplantıda ele aldığımız diğer bir konu, Sayın Anastasiadis ile dün yaptığımız telefon görüşmesi sonrası ortaya çıkan durum olmuştur. Memnuniyetle müşahede ettim ki hükümetiyle, muhalefetiyle hemen herkes sağlıkla ilgili tedbirler alınmak kaydıyla Güney'le olan ilişkilerde aşama aşama bir açılıma doğru gidilmesini benimsiyorlar. 8 Haziran'da bunun ilk adımının atılmasıyla ilgili herhangi bir tereddütleri yok kimsenin. Ama tabii ki bu konuyla ilgili hepimizin en fazla dikkat edeceği husus sağlık, sağlık ve yine sağlıktır. Nitekim bizden diğer tarafa geçecek olan insanlarımızdan Rum tarafı da kendi bakış açısıyla sağlık yönünden rahat edecek bir pozisyonda olmak için en geç 3 günlük test sonucunu görmek istiyorlar. Bizim Sağlık Bakanlığımız da geri dönüşlerle ilgili bir takım düzenlemeler isteyebilir. Bunları otursunlar, değerlendirsinler. Tabii bu 14 günlük karantina olmaz. Çünkü ne bir tarafta ne diğer tarafta karantina söz konusu olursa kimse gidip işleyemez. Kimse gidip eğitimini alamaz. Kimse gidip tedavisini göremez. O nedenle bu yeni duruma göre yeni düzenlemeler gerekir. Bunu bize söyleyecek olan sağlıkçılardır. Ama ana fikir olarak artık bu dün Sayın Anastasiadis'le vardığımız anlayış beraberliğinin
Burada da kendi aramızda da aynen geçerli olduğunu gözlemledim. Zaten hükümet de bu konuda adımlar atmak istiyordu. Muhalefetin de bu konuyla ilgili bir sorunu yok. Dediğim gibi bütün mesele sağlık uzmanlarımızın, sağlıkçılarımızın gerekli tedbirleri almaları. Aynı şekilde hükümete Birleşmiş Milletler'in buradaki özel temsilcisi konumunda olan Elizabeth Spear'ın benimle yapmış olduğu görüşmede aktardığı bazı konuları da bu toplantıda ele aldık. Burada da biliyorsunuz Amfisip'in elemanları var. Bu elemanların işleyişiyle ilgili bazı beklentileri var. Bunları konuştuk. Bunun ötesinde diplomatik misyonların burayla ilişkileri, işte gerek Birleşmiş Milletler, gerek Avrupa Birliği ve bir takım elçilikler, zaten Dışişleri Bakanlığımızla onlar bu konuda gerektikçe temas etmekte ve gereken kolaylıklar kendilerine yeri geldikçe yapılmaktadır. Ancak bana da intikal ettirilen hususları ben de hükümete ve diğer partilere de aktardım. Hem onların da bu konuda bilgileri olsun, hem de yapacakları düzenlemelere kendilerine yardımcı olsun. Evet, bugünkü toplantıda ayrıca genel bir değerlendirme olarak da hükümetin sağlık ve bilim kurullarıyla ilişkili olarak yapması gerekenleri, yürütülen çalışmaları kısaca bir değerlendirdik. Bizim için tekrar ediyorum, asıl olan bu virüs belasından insanımızı korumayı başarmak. Bugüne kadar meydana gelen gelişmelere baktığımızda kendimizi iyimser bir noktada bulmak için yeterli nedenlerimiz var. Güneyde de giderek vaka sayıları bayağı düştü. Son günlerde, dün hariç son iki gün birer vaka vardı. Dün veya evvelsi gün bir dört vaka oldu. Sonra gene bire düştü. Temenni ediyorum ki 8 Haziran'a kadar bu rakamlar giderek inşallah sıfırlanmaya da gider. O bize daha da güven verir. Ama bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği gibi bu virüsle bir süre yaşamayı da öğreneceğiz. Birlikte yaşamaya da alışacağız. O nedenle yeri gelmişken bir daha buradan tekrar edeyim. Yurttaşlarımıza önümüzde bayram. Temkinli olmaya, tedbirli olmaya, elbette paniğe kapılmadan, karamsarlığa düşmeden ama tedbiri elden bırakmadan yaşamaya devam edeceğiz. Geçmiş bayramlarda Cumhurbaşkanlığında hep halkımızla bayramlaşıyorduk. Şimdiden halkımızın bayramını kutluyorum. Bu defa el sıkışma olmayacak. Belki kucaklaşma maalesef olamayacak ama birbirimize gözlerimizle, kalbimizle hitap edeceğiz. Ve ona göre bu süreci geçireceğiz. Olağanüstü olumsuzluklar ortaya çıkmadığı takdirde 8 Haziran'dan itibaren yeni bir safhaya da geçmiş olacağız iki taraf arasında. Bunun da hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da ayrıca bu dönemde yürüttüğünüz çalışmalar için teşekkür ediyorum. Sizlerin de bayramını kutluyorum. Var mı?
Haber zamanı devam ediyor sayın seyirciler. Programımızın ikinci bölümünde Sanayi Odası Başkanı Sayın Candan Avunduk'la birlikteyiz. Biraz sonra Sayın Avunduk'la sohbetimize başlayacağız. Hatırlayacaksınız programın başında demiştim Cumhurbaşkanı'nda bir toplantı yapılıyor. O toplantı bittiği zaman bunu ekranlarınıza getireceğiz. Az önce izlediniz. Cumhurbaşkanı toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu, değerlendirmelerde bulundu. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra sizlere Candan Bey'e hoş geldin diyeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Biraz beklettik sizi burada ama. Bir şey değil tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Bizler için de önemlidir. Hep beraber dinledik. Elbette. Evet. Tabii şeyde herkes merak ediyordu. Acaba 11 Ekim ertelenen seçimlerin tarihi değişir mi Cumhurbaşkanlığı seçimleri? Evet. Ama onunla ilgili bir şey çıkmadı. Dolayısıyla öyle orada duruyor. Zaten sanırım böyle bir ortamda şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınması da ekonomik yönden de zaten darboğazda olan ülkemizi daha da sıkıntıya sokacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Esasen biz alışırız. Neye alışırız? Seçimlere alışırız. Sürekli hükümet değişimlerine alışırız. Ama şu anda içerisinde olduğumuz konumda tabii ki bu pandemi virüsü pandemiyle uğraşırken, küresel salgınla uğraşırken başarılı bir süreç yürüttü hükümet. Bugün geldiğimiz noktada işte 34-35 gündür sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsak aslında iyi bir başarı var. Hem hükümetin, hem sağlık çalışanlarının, hem de bu sürece katı koyan halkın. Bunun yanında tabii önümüzde bir şey daha vardı, konu daha vardı. İşte ikincisi ekonomi anlamında içine düştüğümüz sıkıntıları çözme konusu. Tabii virüsten önce tarihsel süreç nedeniyle de Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı günümüzde. Fakat hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu ortak kararla bu ileri tarihe ötelendi. Şimdi iki günde bu seçimlerin yapılıp yapılmaması tabii yine hükümet edenlerle beraber Cumhurbaşkanı'nın ortak karar vereceği ama ortak akılla karar verilmesi gereken bir konudur. Bir şekilde çünkü bir yandan işte bir kamu seçimi olmasına rağmen bir giderler silsilesi oluşacağı için ekonomik anlamda. İkincisi de bir seçim atmosferine girileceğinden dolayı ister istemez seçim atmosferine girileceğinden dolayı ülkede ekonomiksel bir kaybın yaşanacağını unutmamak lazım. Bu anlamda onların kendi aralarında oturup anlaşmaları gerekir ama ne yapacaklarsa da bir an önce yapmaları gerekir, karar vermeleri gerekir, bunu da kamuoyuna bildirmeleri gerekir. Bu seçim sürecinin hükümetin alacağı ekonomik tedbirlere etki etmemesi gerekir veya onun hızını kesmemesi veya onun ivmesini kesmemesi gerekir. Çünkü biz bundan çok kısa bir süre önce canımızın telaşıyla uğraşıyorduk, hayatta kalmakla uğraşıyorduk. Şimdi de geçimimizin telaşıyla uğraşmaya başladık, başlıyoruz da. Çok ciddi kayıpları oldu. Pandemi süreci boyunca iş insanlarının, hane halkının, vatandaşın, herkesin çok ciddi kayıpları oldu. Biraz sonra onları konuşalım ama bu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı belki de bu yıl yapılmaması bile daha sağlıklı bir yaklaşım olur diye düşünüyorum ben. Yani tabii bu olayın bir de anayasal boyutu da var tabii ki, hukuksal boyutu da var ama yani eğer ki öyle bir şey yoksa 2020'de değil de belki 2021'de yapılır bu Cumhurbaşkanlığı seçimi. O döneme kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi de birazcık işte kendini göstermeye çalışır çünkü şu anda her şey bitmiş durumdadır. Zaten şimdi siz de onların değerlendirmesini yapacaksınız. Biraz evvel şeyde Cumhurbaşkanlığı'nı dinlerken sınır kapılarının açılmasıyla ilgili 8 Haziran'da kontrollü bir şekilde sınır kapılarının açılacağı söylemişti. Evet. Zaten dün onun açıklaması yapılmıştı. O konuda bugün Cumhurbaşkanlığında da görüşüldü. Sınır kapılarının açılmasına Sanayi Odası'nın yaklaşımı ne? Sadece Sanayi Odası değil, aslında ülkesel olarak biz sınır kapılarının açılmasının taraftarıyız. Şimdi bu işin iki boyutu var. Daha önceki zamanlarda bir programa katılsaydık şunu söylerdik. Ekonomik olarak bu konuyu konuşurduk. Artısını eksisini anlatırdık size. Şimdi iki boyutunu anlatmak zorundayız. Birinci boyutu işte işin sağlık kısmı nasıl olur sınır kapıları açıldığı zaman. Onu bitirdikten sonra ikinci boyutuna geçerdik. İşte efendim işin ekonomik boyutu ne olur diye. Şimdi öncelikle sağlık boyutuyla ilgili bir konuşmamız gerekir. Biz ağrıyız. Belli oldu.
süreci çok iyi getirdik bugüne kadar. Güney Kıbrıs, onlar da fena değil, iyiler. Daha doğrusu onlar da iyiler, fena değil de demeyelim, iyiler. Onlar da bu zamana kadar iyi getirdiler. Ufak tefek vakalara rastlıyoruz ama muhtemelen tedbir de alıyorlar, kontrol de alıyorlar ve iyi götürüyorlar. Şimdi adanın bir toprak bütününün, bir coğrafyanın yarısı iyiyse, diğer yarısı da iyiye çok yakınsa, yani 98 oranında yüzde, o zaman bunların kapılarının açılmasında veya iletişime geçilmesinde bir problemin olmaması gerekir. Bu anlamda bizim kapılarımızın açık olması, onların da kapılarının açık olması ve insan dolaşımının, insan hareketinin sağlanması gerekir. Zaten Eftal Bey, dünyadaki ekonominin temeli de aslında şuraya dayanmıştır. İnsan hareketinin dolaşımına bağlıdır. Şimdi biz de 45 gündür kapalıydık, evlerdeydik. Sınır kapılarımız kapalı, gelen giden yok. Aslında biz şu anda kurduğumuz ortam kendi kendimize bir evet, kendi kendimize bir ortam yarattık. Yani biz üretiyoruz, biz tüketiyoruz, işte biz alıyoruz, biz satıyoruz. Dışarıdan herhangi bir etkileşim yok. Bu dünyanın hiçbir ülkesi için, bizim olduğu gibi dünyanın hiçbir ülkesi için sürdürülebilir bir yapı değildir. İllaki mutlaka ve mutlaka insan dolaşımının başlaması, hareket etmesi lazım. O zaman ekonominin çarkları tam hızını yakalar. Diğer türlü belli bir ivmesi vardır. Hep aynı şey yap. Günde 100 ekmek üretirseniz 100 ekmek üretirsiniz. Sürekli 100 ekmek, sürekli 100 ekmek. Ama insan dolaşımı olursa gelen insan sayısına bağlı olarak o 100 ekmek 1000 ekmeğe kadar çıkar. Peki ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kuzey ile güney arasında karşılıklı geçişler başlayacak ki Haziran'da başlar artık yani bu. Ortalamada evet. Başlayacak bu. Peki kuzey ile güney arasında karşılıklı geçişler başlamışken kuzeyin en kötü ihtimal veyahut da en küçük ihtimal, küçük ölçekli ihtimal olarak Türkiye'ye açılması. Bu arada güneyin işte başka bir yerlere açılması. Aslında küçük değil o ihtimal, Türkiye'ye açılması. Niye küçük dediniz ki? Yok, bayağı bir açılma yani. Hayır, ben onu küçük derken şey anlamında söyledim onu. Yani işte İngiltere olmayacak, belki işte Fransa olmayacak, Almanya olmayacak. Ya o anlamda söyledim yani küçüklük yoksa yani. Yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük gelir kaynağı turist açısından, öğrenci açısından elbette ki Türkiye. Evet. Yani demeye çalıştığım şu, yani kuzey ve güney arasında geçişler devam ederken aynı eş zamanlı olarak örneğin işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye açılması, bunun da beraber olması gerekir mi ve olursa nasıl bir zaten bu kaçınılmaz bir durum. Şöyle ki bir güneyden itibaren başlayıp kuzeye ve Türkiye'ye doğru ilerleyelim. Şimdi güney ile kuzey arasındaki kapı açılırken aslında güneyin kapıları Avrupa Birliği ülkelerine de açılıyor. Yani İtalya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İsviçre'si neyse ki hangi ülkeler varsa şayet Avrupa Birliği ülkesinde o ülkelere de kapılarını açıyorlar. Tabii kısıtlı sayıda, örneğin Yunanistan ağırlıklı olarak işte vaka sayısı az olan, kontrol altında olan ülkelere kapısını açıyor. Güney Kıbrıs kimlere kapısını açacak veya ne kadarını açacak onu bilmiyoruz ama ortalamada bir kapı açılacağı belli. Dolayısıyla güneyden kuzeye insan hareketi veya insan akışı sadece ve sadece Güney Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Rumlar olmayacaktır. Aynı zamanda Güney Kıbrıs'a turist olarak gelen, gezmeye gelen Avrupa ülkesi insanları veya başka ülke insanları da olacaktır ki onlar da güney kapılarından kuzeye geçip buralarda dolaşacaklar. Dolayısıyla etkileşim sadece kuzeyli güneyli etkileşimin dışında aslında biraz daha büyütecek olursak çerçeveyi Avrupa'ya kadar uzanır. Daha da geniş bir coğrafyaya kadar uzanabilir. Bu bir. İkincisi tabii orası açılırken ortalamada baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti de dünya üzerinde ender kendisini kontrol altına almış, iyi noktaya getirmiş ülkelerden bir tanesi. Şimdi vaka sayısına bakıyoruz, işte binlerin altına inmiş neredeyse. Ölüm sayısı %2 civarlarında ki Avrupa ülkelerinde bu %10'un üzerindedir ölüm sayısı, vaka sayısına oranla. %2'ye yaklaşan bir ölüm sayısının olmuş olması Türkiye'de, vaka sayısının hızla aşağı inmiş olan bir Türkiye'den buraya insan dolaşımına açılmış olması belli kriterler eşliğinde neden olmasın?
Dolayısıyla hem güney kapıları hem kuzey kapıları aday için açılacaktır. Açılmasının önüne de zaten geçemeyiz. Bunun süresi, zamanı ve kuralları neler olacaktır? Aslında bunları bir araştırılıp ortaya konması lazım. Muhtemelen bir kurallar malzemesi olur. İşte örnek olsun diye söylüyorum. Son bir hafta içerisinde ateşli hastalık geçirilmemiş olmak veya test yapılmış olmak, ağrı olmak gibi bir takım kriterler aranabilir. Ama bu ülkeyi bir ömür boyu ya da ta ki aşı bulanana kadar kapılarını kapalı tutma lüksünüz yok. Önümüzde bizim bir büyük ekonomik akıntı var. Siz bu ekonomik akıntının içerisinde yer almak zorundasınız. Ama bu akıntı devam ederken sorun şu, tutunacak dalınız var mı? Ne demek istiyoruz? Dışarıdan gelen insanlardan bir şekilde bulaşma olursa, bu bulaşmaların çoğalmadan tedbir altına alınması, kontrol altına alınması, hastalanan insanların da sağlık sistemini çökertmeden tedavi edilmelerinin sağlanması lazım. Bu nasıl olur? Bu sağlık sistemiyle ilgili bir envanterin çıkartılmasıyla olur. Yani hasta bakıcı sayısı, hemşire sayısı, doktor sayısı, bu epidemiolojiyle ilgili olarak çalışan insan sayısı, laboratuvarların testlerinin sayısı, artı yatak sayısı, artı yoğun bakım ünitesi sayısı, artı pandemi hastanesinin durumu. Bunlar varsa şayet, o zaman sizin hastalanmaktan korkmamanız lazım. Çünkü dünya hastalandı, dünya iyileşti. Biz hastalanmadık. Dolayısıyla biz iyileşmedik de. Hastalanmadık, iyileşmedik de. O yüzden biraz şanslı mıyız, şanssız mıyız tartışma götürür. Bu zaman gösterecek aslında onu. Şimdi bir kere şanssızlığımız şuradan kaynaklanıyor. Biz toplumsal bağışıklığı yakalayamadık. Evet. Toplumsal bağışıklığı yakalayamadığınız zaman siz her gün, her an risk altındasınız. %67 toplum içerisinde yaşayan bireylerin %67'sinden gelip geçmesi lazım bu virüsün. Ki normal hayata girebilir. Biz şimdi normal hayata hiçbir zaman giremeyiz. Evet. Yani bir şey söyleyeyim. Şimdi Allah korusun, yarın 4 tane vaka çıksa vatandaşın hepsi evine kapanacaktır. O bu daha büyük. Çıkan panik tekrarlayacak. Kesinlikle. İlk bundan 2 ay önceki yaşanan o panik tekrarlanacak. Zaten Sağlık Bakanı da bu konuda bir açıklama yapmıştı ve ikinci bir dalga olursa olasılığı beni korkutuyor dedi Sağlık Bakanı. Korkutur tabii, çünkü Sağlık Bakanı biliyor ki vakalar çok olursa biz onları nasıl tedavi edeceğiz? Şimdi o ikinci dalga, üçüncü dalgalar illaki gelecek veya kaçınılmaz gelecek. Önemli olan bir, boyutu ne olacak? İki, bu boyuta cevap verebilecek, bunu tedavi edebilecek sağlık altyapım var mı? O yüzden Sayın Pilli'nin korkmasında fayda var. Çünkü henüz daha biz pandemi hastanesi diye işaret edeceğimiz bir nokta yok daha. Evet. Bu konuda bir hükümetin tedbir alması gerekir. Pandemi süreciyle birlikte yerli üretim de tekrar ön plana çıktı. Zaman zaman biliyorsunuz siz de bir şeyler olur böyle. Bir şeyler olduğu zaman herkes yerli üretimi hatırlar. Herkes der ki yerli üretim. Bu pandemi sürecinde de yerli üretim ön plana çıktı. Kapanmalardan dolayı. Evet. Tabii ki. Söylemler iyi yani. Evet derken söylemler iyi. Evet. Ama sizin bir açıklamanız oldu. Dediniz ki yerli üretime yönelik destek sönük ve yetersiz kaldı. Evet. Neden? Şimdi bakın, sadece virüsten dolayı hep herkes şunu söyler, işte böyle pandemiden, daha doğrusu krizlerden fırsatlar yaratmak lazım. Ben bunu reddediyorum, şiddetle reddediyorum. Biz fırsatçı bir insan değiliz, ülkede değiliz. Biz krizlerden ders çıkartmamız lazım. Biz krizlerden ders çıkartmamız lazım ki kendimizi geliştirelim, ileriye götürelim. Şimdi bu pandemi krizinden önce de gerek benden önceki sanayi odası başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve profesyonelleri yıllarca sanayinin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu, mal ve hizmet üretiminin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu, katma değeri yüksek ürünler üretmenin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu, bunların kaynakların dışarıya kaçmaması için, gitmemesi için, bunların kaynaklarımızın yurt içinde kalması için, yine
kaynakların yurt dışında çalışan insanları istihdam etmeye değil de yurt içinde çalışan insanların istihdamına kullanılması için bu paranın burada kalması lazım. Burada üretilen ürünlerin alınıp satılması ve tüketilmesi lazım ki sizin komşunuza iş bulunsun, sizin akrabalarınıza iş bulunsun diye. Eğer yurt dışından gelen ürünleri alırsak, tüketirsek, o ürünleri üreten ülkenin istihdamına katkımız olur. O ürünleri üreten ülkenin ekonomisine katkımız olur. Halbuki bizim kendi ülke insanlarımızın istihdamına katkımız olması lazım. Bu da nasıl olur? Tabii ki bizim fabrikalarımızın daha büyümesiyle, daha gelişmesiyle, daha çok üretip, daha çok satmasıyla olur. Böylelikle biz sizin komşunuza, yeğeninize, akrabanıza, tanıdığınıza iş imkanı yaratmış oluruz. Yerli alan, yerli ürünü tüketen her birey unutmaması lazımdır ki bu ülkenin bir vatandaşına iş, aş, ekmek olanağı sağlıyor. Bu bir. İkincisi, virüs geldikten sonra bir şey daha anladık. Neyi anladık? Türkiye'den veya Avrupa ülkelerinden tırlar geldi. Güzel güzel kapıya dayandı. Güzel güzel ama büyük bir kriz var. Bu krizden dolayı işte gümrük çalışanları haklı veya haksız. Biz gidip bu tırları açamayız. Çünkü onun içinde mikrop var, virüs var, bize bulaşacak dedi. Şoförleri ada içine sokmayız. Geldiği ülkeden mikroplu geldi, virüslü geldi diye endişe taşıdılar. O şoför kaldı o tarafta. Buradan şoför gitti. Ama o şoförün bıraktığı şoför kabinine girip varsa orada mikrobu, sözde mikrop taşımıyor ki insanı orada bırakarak kendimizi koruduk ama o insanın varsaydı virüsü arabanın içinde de kalmış olabilirdi. Buradan giden şoför mecburen bu arabayı binip bu tarafa getirdi. Yani tedarik zincirinde bir zorlanma ve bir kopma oldu. Üçüncüsü, bazı ürünleri Eftal Bey, bazı ürünlerin ülkeler tarafından ihracatı yasaklandı, satışı yasaklandı. Örneğin birçok ülke maske satmadı. Maske satmadılar. Bize lazım dediler. Alkol satmadılar. Dezenfekte amaçlı kullanılan alkol satmadılar. Bize lazım dediler. İlaç satmadılar. Bize lazım dediler. Efendim birçok gıda ürünlerini, örneğin Rusya tahıl, arpa, buğday satışını şu anda kesmiş durumda. Neden? Bize lazım diyor. Yarın bir gün bir büyük olay olursa ve tekrar kapanırsak da ithalat da durur. Ben bu insanlarımı nasıl doyuracağım diye bize lazım diyerekten satışını durdurdu. Peki şimdi sen ithalatı gerçekleştiremiyorsun. Bize lazım diye satmıyor adamlar. Maskesiz kaldık. Ekmeksiz kaldık. Buğdaysız kaldık. İşte etsiz kaldık. Sütsüz kaldık. Şunsuz bunsuz kaldık. Makarnasız kaldık. Nasıl karnımızı doyuracağız? O zaman ne yapmamız lazım? Bu ülke için gerekli olan stratejik sektörleri bulmak lazım. Bulduğumuz bu stratejik sektörlerle üretimi özendirmemiz lazım. Kriz olsun olmasın, pandemi olsun olmasın, bu sektörlerin daima ayakta kalması lazım. Ki yarın ele karşı, ele muhannete muhtaç olmayalım. Hani amiyane tabirle söylüyorum. Muhannete muhtaç olmayalım diye bundan açık olması lazım. Ne demek bizim bir ekmek üretip üretmeyelim? Ne demek? Ne münasebet bizim bir makarna fabrikamız olmasın? Niye olmasın? Bir maske üretimimiz olmasın? Yani biz burada sokağa çıktığımızda maskemizi takamayacaksak, ağzımızı açıp da yurt dışından gelecek olan maskeleri bekleyecek kadar acil bir duruma düşeceksek, ki Avrupa ülkeleri böyle oldu. Ağızlarını açtılar ve bir maskeye muhtaç beklediler. Ne münasebet biz 400 bin nüfuslu ülkede böyle bir ortamda olalım. Yurt dışından üretmediğimiz, üretemediğimiz, bizleri aşan ürünler varsa onların gelmesinde veya tüketime sunulmasında bir sıkıntı yok tabii ki. Bu farklı bir konu. Ama katma değeri yüksek, bu ülke için gerekli ve stratejik ürünlerin de artık burada üretilmesinde hiçbir engel olmaması lazım. Ve veya özendirilmesi lazım, teşvik edilmesi lazım, cazip hale getirilmesi lazım diye düşünüyoruz. Peki sürekli stratejik sektörlere vurgu yapıyorsunuz.
Bu nedir bu stratejik sektörler? Hangileridir? Mesela bir çalışma yapıldı mı? Yani şimdi ilgili? Basitçe söyleyeyim. Bir kere sağlık alanında bazı şeyler yapmamız lazım. Şimdi bakın, bu pandemi dediğimiz küresel salgından ne öğrendik? Bir kere bize dezenfektan ilaçlarının veya dezenfektasyonun çok önemli olduğunu öğrendik. Bir kere bunun olması lazım. İkincisi, işte bu maske ve benzeri koruyucu ürünlerin olması lazım. Üçüncüsü, işte solunum cihazı ve benzeri gibi şeylerin bu amaçla üretilmesi, olması veya stok edilmesi lazım bu ülkede. İşte o koruyucu elbiselerin hijyen anlamında, bariyer anlamında, hijyen bariyer anlamında olması lazım. Bunlar ayakta kalmamız için, sağlıklı olarak ayakta kalmamız için gerekli olan hijyenik ürünler ve bunları biz biraz daha çoğaltabiliriz, genişletebiliriz. Şimdi örnek olsun diye birkaç tane söylüyorum. Bunun yanında günlük yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için bizim ekmeğimizin kendimiz tarafından üretilmesi, evet üretilmiyor mu, üretiliyor ama korunması, kullanılması, gözetilmesi lazım, özendirilmesi lazım. Ekmek üretimimizin olması lazım, süt üretimimizin iyi olması, et üretimimizin olması lazım. İşte bizim büyük büyük fabrikalarımız yok ama bir makarna ile ilgili bir fabrikamızın belki de olması lazım. Vardı aslında ama. Vardı, tabii yedik bitirdik o fabrikayı. Aslında onun devam etmesi lazımdı. İşte unutmayın, bundan 30 gün önce, 35 gün önce marketleri yağmalıyorduk biz. Bir şeyler alacağız diye. Şimdi herkes rahat, mutlu. Evet. Hemen unutuldu. İnsanoğlunda böyle bir şey vardır, ruh vardır. 30-32 gün önce biz market yağmalıyorduk. Herkes evlerine doldurdular sularını. Ha mesela su üretimi. Ya biz bu ülkede içeceğimiz suyu da üretmeyelim mi? İçeceğimiz suyu. Yani bir şişe suya muhtaç mı olalım, yurt dışından getirelim? Bu memleketin kaynakları yok mu? Türkiye Cumhuriyeti buraya işte yılda 90 milyon metreküp tarımsal alanları sulama amaçlı, evsel tüketimi su amaçlı suyu işte 1.6 milyar dolar paraya kıyıp da, hatta daha da fazlasını kıyıp da o kadar yatırım yaptı, o kadar da laf duydu aslında enteresandır. Buna rağmen getirdi. Bununla beraber bizim yeraltı kaynaklarımız var, teknolojimiz var. Bu suyumuzu bari biz üretelim. Biz su üretelim artık. Yani bu su üretimin de önünde durmayalım. Ayıp oluyor yani. Bu gerçekten büyük bir ayıp. Bari onda içeceğimiz suyu, bir bardak içeceğimiz suyu bari bir üretelim ya. Demedik uçak üretelim, tank üretelim, ne bileyim onu üretelim, bunu üretelim. Bari suyu biz üretelim. Bırakın onu yapalım. Bırakın derken Berat Albayrak, Sayın Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dün bir açıklaması oldu. Dedi ki üreten insanlara söylüyorum, sanayicilere söylüyorum, çiftçilere söylüyorum, üreteceğimizi söylüyorum. Bundan sonra bu ülkeye ithal ürünler eskisi gibi kolay gelemeyecek. Eskisi gibi kolay gelemeyecek. Çünkü sizin üretip bu ülke içerisinde kendi kendimize yetecek miktarda, akabinde de ihracata yönelecek kadar fazla üretim yapılabilmesi için o üretim ortamının, ikliminin sağlanması lazım diye de açık söyledi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin aklı bizden daha azdır ya, da biz sürekli ithalata yöneliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyada 16. büyüklükteki ekonomiye sahip. Ve 82 ülkeye de tıbbi yardım, bu pandemi dönemi boyunca tıbbi yardım yapmış bir ülkedir. Azımsanacak, küçümsenecek bir ülke değildir. Güçlü bir ülkedir her bakımdan. Almış oldukları kararların birçoğu da, ki çoğunluğunu söyleyebiliriz ki tamamdır diye, rasyonel kararlardır. Şimdi biz de tam tersini yapan bir düşünce yapısına sahibiz. Ama bunun sanayi odasını söylememesi lazım. Ya da herhangi bir örgütün söylememesi lazım. Aslında bunu hükümet edenlerin bir hükümet programı içerisinde söylemesi lazım. Yoksa bizim baskımızdan söyleyeceksen, aslında yapacaksan hiç yapmayın. Bizim baskımızı yapacaksanız hiç yapmayın. Evet. Biz şimdi yerli üretimin azlığından, olmamasından, yetersiz kalmasından, rekabet edememesinden şikayet ediyorsak ve bunu gündeme getiriyorsak, aslında bu mutlaka yanlış politikaların bir ürünüdür. Eğer bu noktada onu tartışacaksak, eğer bu yanlış politikaların ürünüdür.
Ama bir başka bir gerçek, bizim ülkemizde A ürünü üretiliyor. Hmm. Benzer bir ürün başka bir ülkede üretiliyor. Ama o ithal ediliyor ama bizim yerli üretimimiz ikinci planda kalıyor. Şimdi bunun bir nedeni de herhalde fiyat farkıdır, değil mi? Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Nedir olay? Hiç öyle fiyat farkı yok. Bir kere buradan seslenmek istiyorum. Özellikle süpermarketlerimiz nedense yerli ürünleri market raflarına koymaktan rücu ediyorlar. Bakın gidin herhangi bir süpermarket, önemli değil, A, B, C, hiç önemli değil. Bir bakın bakalım, aynı sınıfta, aynı cinsli olan bir yerli ürünle bir ithal ürünün raflarında kapladığı alana bakın. Aynı ürüne, ürün ne isterse olsun, hiç fark etmez. Raflarında koyduklarına bir bakın. Burada çok enteresan bir durum var. Bu algı yönetimini marketler de aslında yerli üretimin tersine yönde kullandıklarını düşünüyorum. Aksini ispat edecek olan varsa buyursun herhangi bir markete gitsin, baksın bakalım yerli ürünün, aynı efsafta olan bir yerli ürünün metrekare bazında rafta aldığı yere baksın, aynı efsaftaki bir ithal ürünün metrekare bazında rafta aldığı yere baksın. Hiç Konya marketçileriyle görüştünüz mü? Bir toplantı falan yaptınız mı? Yani yapılıyor, görüşülüyor ama tabii bir işte pazarlama stratejisi bilmem ne, şunlar bunlar gibi bir takım çok da kabul edilebilir olmayan gerekçelerinin. Bizim tabii ki bu şeyde bir ürünün pazarlanmasında reklam çok büyük yer tutar diye düşünüyorum ben. Acaba diyorum bizim yer üreticilerimiz ürettiklerinin tam reklamını mı yapamıyor? İşte Eftar Bey, orada aslında şimdi hep birilerine kızıyoruz ve birilerini eleştiriyoruz ya. Hı hı. Tam da bu noktada aslında bizim kendi öz eleştirimizi de yapmamız lazım. Evet. Sanayiciler olarak söylüyorum. Çünkü ülke küçük, pasta küçük diyoruz. Dolayısıyla bu pastadaki payımızı kaybetmemek için biz üretiyoruz, biz satıyoruz. Aslında sistem böyle olmaz. Bu ekosistem bu şekilde kurulmaz. Bu ekosistem şu şekilde kurulur. Ki biz bu konuda aslında tedarikçilerle toplantılar da yaptık, görüşmeler de yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu sistem şöyle kurulması lazım. Biz üreteceğiz. Ar-Ge'mizden daha güzel ürünler üreteceğiz. Daha kaliteli ürünler üreteceğiz. Daha rekabetçi fiyatlar üretmeye çalışacağız. Bu ürünleri de tedarikçiler daha iyi pazarlayacaklar. Bizlerden alıp daha iyi pazarlayacaklar. İşte o vakit ekonominin içerisindeki aktörler gerçek rollerini bulmuş olurlar. Gerçek rollerini bulmuş olurlar. Biz sanayicilerimiz bizim hem üretiyorlar, hem üretiyoruz. Öyle söyleyeyim yani, başkaları gibi konuşmayayım. Hem de satıyoruz. Şimdi hem üretip hem satma, yani bir koltukta iki karpuz taşıma farklıdır. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de işte Sabancı kendisi üretip kendisi satıyor. Doğrudur. Kendisinin ürettiği şirket başkadır. Pazarlama şirketi başkadır. Üretim şirketi pazarlama şirketine satar. Pazarlama şirketi de pazarlamasını yapar. Üretim şirketi pazarlama işini yapmaz. Bizim aramızdaki fark bu. Biz bu ekosistemi kurmamız lazım, kurgulamamız lazım. Diyeceksiniz ki karşı taraf, yani tedarikçi arkadaşlar bu konuda nasıl düşünüyorlar? Şunuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Olumlu düşünüyorlar, pozitif düşünüyorlar. Onlar da bizimle aynı görüşler. Biz de onlarla aynı görüşte olduğumuzu beyan ettik. Ve bundan sonraki süreçte yerli ürünlerin iç pazarda, iç markette daha fazla yer alabilmesi için tedarikçilerin o güçlü yapılarından yararlanmak lazım. Bununla beraber, o tedarikçilerin güçlü yapılarıyla beraber belki de ihracatta da onlarla beraber çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. Doğrusu da ekonomik skalada duruş böyle, dolu duruş da böyle olmalıdır. Sanayicilerimizin kendine göre şeyleri vardır, kaygıları vardır bu süreç içerisinde. Uzak durmada veya kendi pazarlamasını kendisi yapması noktasında vardır, olabilir. Ama tabiatta değişmeyen tek şey değişimdir. Herkes değişebilir. Sanayiciler de değişebilir, tedarikçiler de değişebilir, siyasetçiler de değişebilir. Bu değişimi pozitif yönde tutmak lazım.
O yüzden şimdiki yeni trendimiz veya konuşmalarımız da bu yöndedir. Şimdi kapanan iş yerleri yavaş yavaş açılmaya başlandı ama epey bir zaman, iki ay yakın bir süre her yer kapalı kaldı. Doğru. Doğal olarak işveren de işçi de büyük sıkıntı yaşadı bu dönemde. Hükümetin bir takım girişimleri olmuştu. Örneğin faiz destekli kredi vermek gibi. Ha, rahmetli öldürdüler. Evet. Yani o kadar verdiler. Konuyla ilgili eleştirileriniz vardı. Siz biraz onu konuştunuz. Biraz fazla atarlandık ama sizden. Şimdi bakın, 45 gün biz evde oturduk. Yani bazı sektörler çalıştı, mecburi sektörler çalıştı. Evet. Ama ağırlıklar 45 gün evde oturdu. Bu 45 gün süresince kimse para kazanamadı. Nakit akışları durdu. Hükümet bu dönemde ona karşı olan yükümlülüklerini öteledi, erteledi. Bu iyi bir adım. Hakkını vermemiz lazım. Bu arada ekonomik aktörlerin kendi aralarındaki birbirlerine karşı olan mükellefiyetlerini de ötelettirdi. Tabi bunu ötelettirirken hiç düşünemediği aktif durumla karşılaştı. İşte çeklere bir 90 gün süre tanıdılar. Bu da piyasadaki nakit akışının önünü kesti. Ne yaptı? Olan da olmayan da ödemedi. Evet. Sektörü, piyasayı... Nasıl olsa dedi, 90 gün süre mi var? Olan da ödemedi. Ödemeyen de, olmayan da ödemedi. Ha, ödeyen ahlaklı arkadaşlarımızı bunun dışında tutuyorum. İş insanlarımızı veya esnafımızı. Burada bir sıkıntı oldu. Biz 45 gün boyunca evde oturduk. Hiçbir iş yapmadık. Hiç para kazanmadık. Hiçbir nakit akışımız olmadı. Sürekli harcadık. Personellerimizi beslemek zorunda kaldık. Onları ödemek zorunda kaldık. Hükümet bu noktada elini uzattı. Bizim oluşturduğumuz yerel sektörü, yerel istihdamı destekleme fonundan, şu biz yurt dışından getirdiğimiz yabancı işçilere karşı o kasanın içine para koyarız sürekli. Oradan biraz da sanki de maliyenin bütçesine veriyormuşuz gibi, biraz da öyle oldu. Çalışma Bakanı, Sayın Çalışma Bakanı öyle yaptı. İşte size veriyoruz dedi. Hatta bunu kötüye kullananlar oldu dedi. Hatta başka başka ağır cümleler de kullandı ki aslında o da biliyor neyin nasıl olduğunu. 1500 TL katkı sağladı. Biz de 1500 TL, 2000 TL, 3000 TL üstüne ekleyerek biz de çalışanlarımıza katkı sağladık. Ama bu arada geliri yok. Habire gidiyor sürekli. Evet. Öte yandan başka bir şey daha oldu. Ne oldu? Hayat durdu. Hükümetin az da olsa bizim cebimizden oluşturduğu fondan katkı sağladı işçilerimize. Biz de sağladık. Tamam, o da devam ediyor. Ötelemeler de devam etti. Onu da anladık. Ama durmayan bir şey var orada. Tek durmayan bir şey var. Tek. Her şey durdu. Bir tek şey durmadı. O da üzerimize işleyen faizler. Üzerimize işleyen faizler benzin pompasından sen benzin alırmış gibi trik 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 diye düşen numaratörler gibi her geçen gün faizlerimiz devam etti. Her geçen gün. Bu konuda teknik olarak, şimdi günahını almayayım ama teknik olarak bu işin durdurulmasında bir sıkıntı var mı bilemiyorum. Bunu bankalarıyla konuşmak, tartışmak lazım da belki de. Bu devam etti. Bu yanlıştır. Hükümetin ne şekilde olursa olsun bu 45 günlük, 2 aylık faizin ötelenmesini, durdurulması gerekirdi veya dondurulması gerekirdi. Çalışmıyoruz ama faiz üstünde devam ediyor. Tabii bu ekonomik akla borcu olanlara geçerli olan bir şeydi. Örneğin benim borcum varsaydı, bana tamam işte 1,5 ay, 2 ay neyse 3 ay ertelerim senin faizini ama 3 ayın sonunda o faizi gene alacak benden. Evet, evet, evet. Yani, ama senin gelirin olmadı. Ama senin gelirin olmadı o esnada. Çünkü evet. Yatıyordun evde. Mecbur. Yeni bir yapılandırma yapacağız size. Hangi yapılandırmayı gelin yaparsa yapsın, günün sonunda o faiz çalışıyor üstümüzde. Ben onu ödeyeceğim yeni tabii olarak. Tabii. Çeklerle ilgili içine düştüğümüz handikap şu. Siz bana çek verdiniz. Hükümet sizin verdiğiniz çeki zamanında ödemediğiniz için size bir ödül verdi 90 gün. Siz bunu kullandınız. Paranız vardı veya yoktu. Ama ben ödemek zorunda olduğum yükümlülüklerim vardı. Bunu yerine getirmek için sizin ödemediğiniz çek için gittim bankadan kredi çektim. Sizin yerinize faiz de yedim ve ben ödemem yaptım. Ve ne yaptık? Dürüst olduğumuz için cezalandık. Dolayısıyla hükümet edenlerin karar alırken
O günlerde biraz şunu kabul ediyorum. Eftar Bey, bu hakikaten zordu. O günlerde alınan kararların ertesi gün çarşıya nasıl yansıyacağını kimse kestiremiyordu. Onlar da kestiremiyordu. Yani bunu işte sana bana kötülük olsun diye yapmadılar. Tabii ki. Bu kesin. Hatta iyi niyetle yaptılar. Bu da kesin. Ama bunun çarşıya yansımasının böyle olacağını o günlerde onlar da kestiremiyordu. Bu da kesin. Bu da doğru. Fakat şu var. Bunun çarşıya nasıl yansıdığını çok kısa bir süre sonra öğrendiler. Ve biz de bu durumun düzeltilmesiyle ilgili talepte bulunduk. Onlar da sağ olsunlar öyle bir iş yaptılar ki, yani onu anlamak için bir bulmaca çözmekten zordur. Bir ödeme şekli vardır. Çekli ödeme dediğimiz konuda 4 farklı ya da 3 farklı uygulama koydular. İşte 30 Haziran'a kadar yazdığın çeklere 90 gün, 20 Haziran'a kadar yazdığın çeklere 45 gün, işte bugün yazdığın çeki şu kadar gün, böyle karma çorman bir şey. Muhtemelen bürokratlar bunu çalışırken sıcakların etkisiyle de bazı şeyleri tam şey yapmamış olabilirler diye düşünüyorum. Bu ultraviyole ışınların kime nasıl etkisi olacağı belli değil. Acayip bir durum ortaya çıktı ve biz şimdi oturduk. Elimizdeki çeklerin hangisi 90 gün ötelendi, hangisi 40 gün ötelendi, hangisi 45 gün ötelendi, onları çözmeye çalışıyoruz. İşi gücü bıraktık. Onların yaratmış olduğu bu şey, hani var ya, bir yumak olur, kör düğüm olur. Tek tek onları çözmeye çalışıyoruz. Yani ne gereği var? Ne gereği var? Biz size ne yaptık, nasıl bir kötülük yaptık da böyle bir şey yapılıyor? Anlamadım. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik ama bir konu daha var. Bir isterim onu da biraz konuşalım. Çünkü bu konuyu Ticaret Odası Başkanı ile de konuşmuştuk. Biz demişti destekliyoruz bunu. Şimdi bu pandemi nedeniyle iş yerleri kapandı. Personel azaltma yoluna gidildi. Hatta denildi ki işte işten çıkarmayınız, şunu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde sözler verildi. Kısmi mesai yapma konusu gündeme geldi. Evet. Bununla birlikte Sanayi Odası'nın yaklaşımı nedir bu konuya? Kısmi mesai yapmanın avantajı, dezavantajı çalışan için, işveren için ne olabilir? Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde çalışmış olduğu taslak, yapılacaksa kısmi mesai ile ilgili yapılmasın. Niye? Yapılmasın. Çünkü karmaç olman bir sistem yapıyorlar. Bir kere işverene güvenmiyorlar. Sanki de biz bu mevcut durumdan yararlanacakmışız gibi bazı kendilerince tedbirler almaya çalışıyorlar. Bu tedbirler almaya çalışanların da şimdiye kadar hiç adam çalıştırdığını da zannetmiyorum. Personel çalıştırdıklarını da zannetmiyorum bu tedbirleri alan kişiler. Enteresandır ha. Bu tedbirleri alan kişilerin hiç personel çalıştırdığını, işçi çalıştırdığını da düşünmüyorum. Bari çalıştıranlardan fikir alın diyoruz. Fikir de veriyoruz. Ama nedense o ters dönüyor bize doğru. O yüzden bu halde yapacaklarsa yapmasınlar. Biz zaten çalışanlarımızla beraber otururuz. Beraber karar veririz. Bu süreç içerisinde eğer bizim işimiz 100 iken düştüyse 60'a personelimizi çağırırız. Bu yükü beraber taşıyalım, beraber kaldıralım, beraber bir yere kadar götürelim deriz. İşten durdurmalarla ilgili kaçınılmaz bazı şeyler varsa dayanabildiğimiz kadar dayanırız. Dayanamadığımız noktada zaten onlar da görürler sıkıntılı olduğumuzu. Biz de görürüz sıkıntılı olduğumuzu. Bunu mümkün mertebe vicdani sınırlar içerisinde yapmaya çalışırız. Ama birileri kalkıp da bizim ensemizden doğruluk ahkamı kesmesine ya da işte onu öyle yaparız, bunu böyle yaparız, onu öyle yaparsan 2 ay işten durdurmazsın, bunu böyle yaparsan 3 ay işten durduramazsın, 2 gün ne demek efendim, %60'ı dışarıda olacak, %40'ını ben kısmi çalışma yapacağım. Peki 100 kişi çalıştırıyorsam bu 100 kişinin içinden hangi 60 kişiyi tam çalıştıracağım, hangi 40 kişiyi kısmi mesaiye sokacağım, nasıl ayıracağım ben bunu? Çalışma Bakanı veya müsteşarları, müdürleri gelip bana bunu anlatacak mı müdürleri? Ben o 100 kişinin hangisini ayıracağım? 60'ını bu tarafa koyacağım. Vicdanınızla baş başa bırakacaksınız. Hayır, şimdi değil mi? Diyelim ki seçtim. Peki bu tarafa bıraktığım sana gönül bırakmayacak mı? Ya patron, usta, benim ne suçum vardı ben bu tarafta kaldım?
buradakiler bu tarafa gitti diye. Yani personel arasında ayrımcılık, eşitsizlik ve benzeri gibi uygulamalara bizi sevk ediyorlar. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz. Çünkü aynı kurum nedense o 1500 TL'leri verecekleri zaman dahi TC'li, KKTC'li, 3. Dünya, 4. Dünya, 5. Dünya ülkeleri böyle karmaçoman bir silsile çıkıyor. Halbuki gerek yok. Hepsi bizim çalışanımız. Dolayısıyla bu kısmı çalışma sisteminin bu şekilde çıkaracaklarsa çıkarmasınlar. Varsın orada kalsın. Ekonomi kendi kendisini ayarlar. Su akar, yolunu bulur. Kimsenin oraya bent kurmasına, set kurmasına ya da böyle sağını solunu düzeltmesine gerek yok. Biz kendimiz hallederiz o işi. Canan Bey, çok teşekkür ediyorum size. Süremizi doldurduk. Güzel bir sohbetti. Bu arada İda Bey, bayram geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim için de güzel bir sohbetti. Ben de hem sağlıklı günler, sağlıklı bayramlar dilerim. Bu bayramda daha tedbirli olmamız gerektiğini biz de buradan bir defa daha hatırlatalım. O sosyal mesafeyi koruyarak, evet, milli annelerimizi, gelenek ve göreneklerimizi unutmadan, büyüklerimizi hiç unutmadan ama uzak mesafede illaki ziyaret edelim. Sayın seyirciler, haber zamanını burada noktalıyoruz. Sanayi Odası Başkanı Sayın Candan Avunduk'la birlikteydik. Bayramdan sonraki çarşamba günü, pazar pazartesi, salı bayram biliyorsunuz. Bayramdan sonraki çarşamba günü sizlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Maskelerinizi takmayı unutmayın, sosyal mesafeyi korumayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.